deprem bölgesinden, enkazdan, göçük altından canını kurtaran depremzede kardeşlerimiz Mersin'e geldiler. Sizin de bahsettiğiniz gibi depremden önce Rusya'dan nükleer santral ile ilgili çalışmaya gelen Rus personel, artı akabinde Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalı vatandaşlar, göçmenler zaten bir nebze olsun kiraları yükseltmişlerdi. Onlarla baş edelim derken, bu arada yaşadığımız 6 Şubat depremiyle beraber yaklaşık resmi rakamlarda 350-400 bine yakın depremde de kardeşimiz Mersin'imize geldi. Çok güzel, doğru bir tabir yaptınız. Ahlaktan yoksun, vicdandan yoksun, fırsatçı mülk sahipleri, fırsatçı ev sahipleri depremde de kardeşlerimizin bu zor durumunu kullanarak, kendi lehine çevirerek 3000'i, 5000, 5000'i, 10.000, 10.000'i, 15, 20 bin yaptılar. Ama sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin bizim sesimize cevap vermeniz, sesimizi yansıtmanız da Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, onlara bağlı Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Daire Başkanlığı harekete geçtiler. Şu an tüm Mersin denetim altında. Canı yanan depremzede ya da vatandaşımız bize koşuyor ya da telefon açıyor. Biz bu şikayetlerin tamamını yazılı dilekçeyle alıp Ticaret İl Müdürlüğümüze ve Mersin Vergi Daire Başkanlığımıza gönderiyoruz. Neler yapılıyor? Şu an sahada vergi denetim elemanları, vergi dairesi başkanının denetim elemanları, müfettişlerimiz. Tabii kendileri de internet portallarından, örnek veriyorum, benim kiralık dairem var. Normal rayiç değeri 10.000 TL, 120 bin yapar yıllık. 200 bin, 250 bin, 300 bin fahiş isteyen, fiyat isteyenler tespit ediliyor. Onarıcılık yapan meslektaşlarımız tespit ediliyor ve haklarında cezai yaptırım işlemi yapılıyor. Fahiş fiyat artışı yapan vicdansız insanlara da buradan ses duymak istiyoruz. Onların da başına gelebilir bu olay. Onun için duyarlı olsunlar. Gelen insanlara en azından değerinde versinler. Ucuz mucuz istemiyoruz. Fiyat artışını yapmadan kendisi değerinde versin konutlarını. Yani şöyle, depremzede dediğimiz zaman bir tek oradan değil, Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Burada sadece fırsatçıları biz gördük. Telefondan bize, çok odamıza telefon geldi. Başkanımı dediğin tamamına da katılıyorum ben, Sinan Başkanımıza. Ama burada fırsatçı dediğimiz zaman 10 liradan 20 bin lira kira isteyenler, gerçekten orada ben çok üzüldüm. Biz burada sosyal medya üzerinde sürekli paylaşıyoruz. Depremzedelerde hizmet bedeli almayın, fiyatları yüksek tutmayın, bağıra bağıra. 3-5 gün sürekli biz bununla uğraştık oda olarak. Ama tabii ki bu yüksek fiyat isteyenler, fahiş fiyat isteyenleri biz başkanımızla beraber İl Ticaret Müdürlüğümüzde bu adresleri alıp bilgilendirdik. Ya bağırıyoruz, hizmet bedeli almayın ya. Ya parası olabilir. Bugün Hatay'da 50 daire sahibi, 7 tane mağaza sahibi ve yerinin biri olmuş. Aynı çadırda kiracısıyla beraber çorba kuyruğunda durmuş. Siz neyin peşindesiniz ya? Ya Allah korusun, Allah böyle bir Türkiye, böyle bir acı, böyle bir felaket yaşatmasın. Biz buna deprem değil mi, bu felaketti ya? Yani ben tarihten, geçmişten hiç kimse görmediği bir felakettir. Onun için diyeceğim bir şey yok. Ben tekrar meslektaşlarımıza en başta diyorum ki lütfen duyarlı olun, yardımcı olun Allah rızası için diye. Buradan yalvarıyoruz biz ya. Bizler oda olarak ve meslektaşlarımız olarak Mersin'de depremin birinci gününden itibaren gerekli WhatsApp gruplarında kesinlikle alınan kararlar doğrultusunda depremzedelerden komisyon almama kararı alınmıştır. Diğer bir karar, fahiş fiyat isteyen mülk sahipleriyle beraber hareket etmeme kararı alınmıştır. Yine bunlara aracılık etmek isteyen, bizim dışımızda bu karara uymam diyen emlakçılarla da çalışmama kararı aldık. Bir de yıllık çıktı. Hadi aylığa tamam dedik. Yaptınız 15 bin lira merhametsizliği. Bir de şimdi yıllık istiyorlar. 250 bin lira yıllık. Ya sen kendine sermaye mi arıyorsun, yoksa yani kira bedeli mi almaya çalışıyorsun? Emlakçı arkadaşımıza özellikle beyan ettim. Bakın, bunları koymayın sitelerinize. Dikkat çekeceksiniz ve yakında işlem de uygulanacak sizlere. Bu bizim dediklerimiz, çok şükür ki başkanımızın sayesinde oldu. Ev kalmadı, yerle bir oldu. İkinci depremde tamamen yerle bir oldu. Geldik biz depremin, cenazelerimiz vardı. Ancak üçüncü günde gömebildik. Çektik geldik buraya.
Sıkıntı kaldık bir yerde 3-5 gün, ev aramaya baktık. En kötü ev 10 bin. En son çaresiz kaldık. 15 bin liraya ev tuttuk 3 aylığı peşin. Artı aracı olan hizmet bedeli de aldı istediği gibi. Ancak ev bulabiliyoruz. Burada yüzlerce Hataylı var. Depremzeler olan bütün bölgelerde bir karamsarlık içerisinde, arayış içerisinde, Zilifke'ye kadar işler hiçbir şekilde ev bulamıyorlar. Bütün arkadaşlardan görüşüyoruz burada. Ev sıkıntıları var. İnanılmaz derecede. Ya en kötü bir oda, bir mutfak 10 bin istiyorlar. Dökülmek üzere. Biz gene seviniyoruz 15 bin liraya tuttuk diye.